Herkese merhaba. Şahane bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Ben Erkan Kandemir. Analize başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Savaşçı 94 bölüm analizi ile beraberiz. Kim yaşayacak yoksa ikisi de kurtulacak mı? Çekiş mi, yenilmez mi? Hepsi ve daha fazla videomuz olacak. Destek olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Bence yeni kötü adamımız genç, zeki ve tabii ki paralı da sanırım kötü karakterini hiç en kötüsü de Arabistanlı Levrenci taklit ediyor ve uzun süre bizimle olacak gibi. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi kim kurtulacak, ikisi de kurtulacak mı, buna değineceğiz. Öncelikle Markus ve Velid ile ilgili bir iki cümle daha kuracağız. Önce de ve dediğimiz gibi Markus ölecek ve dediğimiz çıktı. Velid her zamanki gibi kim gelirse maşası olmaya devam ediyor. Bu defa Levranger adamı hemen önümüzdeki bölüm neler olacak ona değinelim, analizimize başlayalım. Ali Çekiç ve Selçuk Yenilmez Thomas'ın eline düştü. Albay üstü boşaltma emri verdiği zaman kazanmak anlamına, ama sonuna bir tercih yapmak zorunda kalacak. Peki kim seçecek? Kılıç timine gelirsek Çekiç ve Yenilmez'in yerlerini tespit edebileceklerini bence iki ihtimal var. Biri ihtimal Kılıç Yenilmez yetiştiği albay, diğeri ise Edip birini operasyon ile kurtaracak gibi görünüyor arkadaşlar. Bir diğer ihtimal ise birinin şehit olması, ama bence ikisi de şehit olmayacaklardır. Çünkü Veliadin ve Thomas'ın gibi güçlü bir ordusu var ve giriş yaptı. Bu kadar da kolay değil ama. İkisine de bir şey olmayacak. Yani birini seçmek zorunda kalsaydı, ki bu Selçuk olacak diye düşünürken Ali dedi. Ama öyle bir şey olmayacak. Kılıç Albay'a ulaştı. Bence Selçuk'un yerini tespit etti. Albay o yüzden Ali dedi. Başka açıklaması yok. Bu arada Başak Assubay'ın yaşadıkları duygu seline neden oldu. Yine söylüyorum, bence ikisi de kurtulacak, dilerim öyle de olur. Thomas'a gelirsek daha birçok yeni saldırılar olacaktır. Ömrü Markus'tan uzun olacağı kesin. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Analizimiz şimdilik bu kadar. Savaşçı fragmanı ve analizde haberdar olmak için, takip etmek, destek olmak için beğenmeyi unutmayınız. Yorum ve yaparak da katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.